Merhaba arkadaşlar, bembeyaz bir sayfa kanalından benim bugün sizlerle değişik bir video çekeceğiz. Daha doğrusu söylediğim ilk defa böyle bir video çekeceğiz. Nasıl bir şey olacak? Şöyle diyeyim, normalde işte slime videoları, çizim videoları falan yapıyordum. Bu sefer değişik ve bilgi verici bir video olacak. Video şöyle olacak. Ben böyle okuduğum birkaç demeyeyim, bayağı bir kitap koyacağım buraya birazdan. Ve onları böyle değerlendireceğiz diyeyim. Tavsiye ettiğim, tavsiye edeceğim bazı kitaplar var. Onları göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet, şöyle burada görmediğiniz, daha görmediğiniz şeyler burada kitaplar var diyeyim. Bayağı bir kitap var. Şimdi sıra sıra başlayacağız. Ben ilk önce şöyle bir toplayayım şunları. Şu şekilde topladım. Şimdi bazıları seri halinde, bazıları ise bu şekilde tekli halinde. Şuradan başlayayım. Aslında seri halinde ama bende maalesef ilk kitabı var. Bunun 2 ve 3'ü var. Üçüncü kızın günlüğü. Gerçekten çok güzel ve kokulu bir kitap. Yakamoz çocuğun şekilde. Saftirik gibi değil aslında. Saftirik'te daha fazla resim var. Bunda biraz daha az ve kesinlikle Saftirik'ten daha, nasıl diyeyim? Hani Saftirik birazcık kötü ile iyi arası aslında. Tam şey yapamıyorum. Bence Saftirik güzel ama bazılarına göre işte ara sıra böyle argo kelimeler falan geçiyor diyeyim Saftirik'te. Açık açık konuşmayayım. Üşüdük kızın günlüğünde daha böyle bir, daha sade, daha yumuşak şekillerde kullanılıyor. Ve kesinlikle çok güzel. İkinci kitaba geçelim. Çal Çene Pelin. Tabii ki bunun da yine var. Bende yok ama. Bu da yine aynı şekilde. Bunu çok tavsiye etmiyorum. Yani Üşüdük Kız'a göre bu daha az tavsiye edeceğim bir kitap. Yine güzel. Yani eğer bir mağazada görürseniz, kitap almaya geldiğiniz bir kırtasiyede veya kitapçıda görürseniz almanızı yine tavsiye ederim ama çok da güzel değil, orta diyeyim. Yine geçelim. Sessiz Sakin Gürültülü Maceralı Kim Bu Yeni Çocuk? Bunun da yanılmıyorsam eğer birkaç tane var. Genç Hayatı Yeni Evinin, bu da. Tabii yine bu da bunlar gibi. Bunların üçü bu şekilde. Bir de Şirinler var tabii. Ama Sessiz Sakin'in gerçekten çok güzel kitabı. Bunu bir yerde gördüyseniz kesinlikle almalısınız. Bu 4. kitabı. Kim Bu Yeni Çocuk? Gerçekten anlatamam. Çok güzel bir kitap. Ben bunu okuduğumda bayılmıştım. Okumanızı tavsiye ediyorum. Bu Pumpkin Korkunç Deneyi. Bunun biri ikisi var. Bu 3. kitabı serinin. 4'ü falan yok. Bu sonuncu kitabı. 10. baskı zaten İdil Ünlü Genç Timar en önemli yine. Resim çok az bunda. Böyle birkaç tane vardır. Yazıları küçük, bayağı bir şey, roman, roman ama biri ikisine göre üçü daha güzel. Ya da ikisi veya üçünü okumalısınız. İkisi var bende bunun. Ama şu anda arkadaşıma verdim okuması için. Onda. Yani bu şekilde gerçekten çok güzel bir kitap. Bunun 3 serisini de okumanızı tavsiye ediyorum. Birincisi Gizemli Şato'ydu galiba. İkincisi Korsanlardan Kaçış. Bu üçüncüsü Korkunç Deney. Pumpkin serisinde okuyun. Bunu bayağı önce bana abim almıştı. Narina Günlükleri. Narnia, Narina ne?
Aslan Cadı ve Dolap. Bu da 13. baskı. Küçük. Ya bu anlatamam. Bu da yine kalın bir roman. Bunun hiç şey yok. Resmin yok diyecektim, varmış. Bunun daha aralarında sıralarını böyle bir de şey küçük yazılı ama bu da ikinci serisiymiş. Bunun da serisi var galiba ama diğerlerini bilmem. Bu çok güzel yani. O diğerlerini bilmiyorum ama bu Aslan Cadı ve Dolap gerçekten çok güzel, okumanızı tavsiye ederim. Afacan Beşler Define Adası'nda bunun bir dünya serisi var. 14-15 böyle gidiyor. Hepsi böyle minik, çok tatlı. Yazarı yabancı. Yayın evini okuyamıyorum. Artemis Çocuk. Define Adası'nda bunun resmi yok. Yine bir roman. Kalın bir roman bu diğerlerine göre. Ve Afacan Beşler çok macera dolu bir kitap. Eğer macera kitaplarını seviyorsanız şu ikisi macera kitabı. Daha doğrusu bu da macera kitabı ama ağır bir macera olarak ikisini almanızı tavsiye ederim. Çok heyecanlı kitap ikisi de yani. Hayalet Köy Hüsnan Şeker'in ödüllü bir roman. 2011 yılı Çocuk Roman Ödüllüymüş. Altın Kitapları bu da. Bu birazcık böyle hikaye roman denmez. Bu da yine konusu müthiş. Özellikle sonunu okuyunca çok etkileneceğinize eminim. Çok şaşırtıcı bir sonu var. Söylemeyeyim şimdi. Çerni Çikolata Fabrikası da yine aynı şekilde bununla. Yine yabancı. Bu da 55. basım. Gerçekten bu çok fazla okunan bir kitap. Can Çocuk yayınlamış bunu da. Bu şekilde yine aralarında resimleri olan güzel bir roman. Şimdi Şirin serisi var burada. Bunu öğretmenler çok tavsiye etmiyor açıkçası ama ben konularını gerçekten seviyorum. Bir şey düştü. Bir şey düştü. Neyse, devam edelim. Kendimi Tutamıyorum serisi. Ben bunun 5 kitabını da okudum. Şu anda burada 4 kitap var. 5'i nerede? Beşincisi nerede gerçekten? En farklı bir fikrim yok şu anda. Ayrıntıları çok güzel. Resimleyen kişi kimse gerçekten çok güzel. Bunda bir sene Ekim Özden yazmış. Yine Tımaş'ın. Tımaş Çocuk. Kendimi Durduramıyorum serisi de bana göre çok güzel. Şöyle birinin içinde gösterelim. Buna çok resim var. Ama yazıları çok hoşuma gidiyor. Böyle bazı yerlerinde farklı farklı renkler ve böyle bu şekilde ne denir ona? Dalgalı böyle bir yazıları değişik. Şirin'in kitaplarını da çok seviyorum. Ve bunlar da Morpan'ın kitapları. Tarihe iz bırakanlar. Eğer üyelik alacaksınız, bunların emin değilim toplam değeri kaç liraydı? Şu an hiçbir fikrim yok. 50 liraydı galiba. 50 lira değil, bunu üyelik alırsanız. Eğer sıfır, yani bedavaya getiriyorlar üyelik kartının yanında. Ben şu anda ilk sadece şu Atatürk'ü okudum. Tarih Değiştiren Lider. Anlatamam. Yani bu çok güzel anlatmış. Doğumundan Atatürk'ün ölümüne kadar. Bu kitaplar Cahit Arif var, Mimar Sinan var, Fatih Sultan Mehmet, bir de Nasrettin Hoca var. Hepsi eminim ki ayrı ayrı güzel. Ben okul kitaplarından okuduğum için genelde okumaya fırsatım olmuyor bu kendi kitaplarımı. Ama kesinlikle bunları da okumanızı tavsiye ediyorum eğer üyelik alacaksanız. Bunu gelince, ya ilk okumanız gereken kitaplardan üyeliğiniz gelince. Atatürk'ü çok güzel anlatmışlar gerçekten. Diğerlerini bilmiyorum, onlar da güzeldir. Başka kitap kalmadı. Kesin vardır. Hatta şurada bir kitap daha var. Evet, bu da sınıf kitaplarından. Daha başlamadım ben bu kitaba. Başlayacağım inşallah bir gün. Aa, bir kitap daha var.
Bu da bu şekilde. Ben gerçekten Şimendifer Çocukları'nın bu da bir serisi. Şimendifer Çocukları diye geçiyor. Bu da Genç Timaş'ın. Esra ve Esra yazmış. Çok garip. Yazarları olması lazım bu. Büyük ihtimal. Trendeki Hırsız okumadım ama tavsiye edeyim. Çünkü ben bunun bu 5. seri, 5. kitabıymış bu serinin. Güzeldir kesinlikle. Diğerlerini okumuştum ben. Bu 5.'ye gelmişim, bunu okuyacağım. Ve Bir Mikrobun Gönlünü son olarak şu anda bu kitabı okuyorum. Bu kitapta da 62. sayfadayım, daha yarısına bile gelmemişim. Alalı bir hafta oldu ama sınav haftası olduğu için okuyamadım. Damla Yayın Evi bunu yayınlayan da Bir Mikrobun Gönlünü'nden. Konusu bir verem mikrobu çocuğun vücuduna giriyor. Öyle dolaşması diyeyim. Vücudunda dolaşıyor işte. Aslında bilgi veren vücutla çok bilgi veriyor. Vücutla ilgili bir dünya bilgi öğreniyorsunuz. Yani eğer bilime meraklıysanız bu kitabı almalısınız eğer görürseniz. Zaten bilim kültür romanları yazıyor üstünde de yani. Hem bilgi verici hem heyecanlı bir roman diyeyim. Böyle bir dünya kitap. Hepsini tavsiye ediyorum, öyle diyeyim size. Hepsi gerçekten çok güzel. İnanın ben şöyle oluyorum. Daha benim tabi bunlar diye bir dünya okuduğum kitap var ama şu anda aslında burada onlar da. Üç bayağı bir video uzadan 3 kitabım daha var. Düşürmeden alabilirsem var. Bunlar Korku Okulu'nun. Şöyle alayım şunları ben. Yazarı yabancı. Yayın evini okuyamıyorum. Epsilon. okuyamıyorum şu anda. Kusura bakmayın, siz anlarsınız. Bu yayın evinin ben daha önce çok duymuştum. Birinci kitabı bu. İkinci kitabı. Son sınav üçüncü kitabı. Yalnız bunda çok 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 aralarda resim olduğu için ve yazılar çok küçük olduğu için biraz sıkılabilirsiniz. Çünkü neden sıkılacaksınız? Asıl nedenini söyleyeyim size. Birinci kitabında bir macera var. İkinci kitabında yine bir macera. Üçte aynı. Yani birkaç konuyu değiştirmişler. Artık ben 3'ün yarısında kaldım, okumadım. Hatta yarısına bile değil, böyle çeyreğinden azını falan okumuşumdur. Bıraktım, çok sıkıldım. Gerçekten bunları tavsiye etmem. Eğer bir gün bir yerde rastlarsanız, yani son alacağınız kitaplardan olsun diyeyim. Bunlar da bu şekildeydi. Başka kitabım. Burada yine bir dünya var ama öyle tavsiye edeceğim veya çok kötü dediğim bir kitap yok şu anda. Yani bu şekilde. Öyle, yine şunları getireyim şuraya. Ve bir dünya yığın kitap var. Dediğim gibi ben sadece okuduğum bunlar değil, bir dünya var. Onlar okulda şu anda. Bu şekilde yani hepsi çok güzel. Ben şöyle oluyorum genelde. Bir kitabı okuyorum. Diyorum bu okuduğum en güzel kitap diyorum. Bunu bitiriyorum. Sonra başka bir tane okuyorum. Bunu okuyorum. Bu sefer bu hayatımda okuduğum en güzel kitap diyorum. Bunu başka okuyorum. O güzel, o güzel derken yani bütün İnanın her kitap güzeldir. Her kitabın ayrı bir konusu olduğu için hepsi eşsiz ve güzeldir. Gerçekten bütün kitaplar bu şekilde güzel. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay.